Yarın 30 Ağustos Türk tarihini değiştiren, Türk'ün mahkus tarihini değiştiren Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk askerleri saygı ve minnetle anıyorum. Camilerde bugün hutbelerde kim olduğunu bilmediğimiz insanlar için, Araplar için yas ilan edilen bu topraklarda 1921 ve 1922 yılları arasında Türk Kurtuluş Savaşı'nın en önemli olan büyük taarruz ve Sakarya Meydan Muharebesi başlamıştı. Türk ordusunu yok etmeye çalışan Yunan Kara Kuvvetleri yaklaşık 800 gün boyunca İzmir'den çıkarma yaptıkları bu topraklarda adını hiç bilmedikleri Ankara'ya doğru ilerlemeye başladılar. Akıllarındaki hedef şuydu: Ankara'da bulunan Türk Meclisi'ni yok etmek, Türk'ün azim ve direncini kırmaktı. Ama unuttukları bir şey vardı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ve ordusu onları bekliyordu. Vatanın toprağına, bağrına çekti düşmanları. Tam Anadolu'daki bütün köyler yakıldı, kadınlara tecavüz edildi. Bunlar belge belge arşiv açın mevcut. İsteyen bakabilir, isteyen okuyabilir. Kimseyi zorlamıyoruz. Kütahya, Eskişehir, Afyon, Kocatepe, Dumlu, bunlar kaybedilmiş. Türk ordusundaki bulunan komutanlar neredeyse ümitsizliğe düşmüşler. Millet meclisin önüne toplanmış Ankara'da bir sorumlu arıyorlardı. Vazifeyen Erzurum Kongresi'nde çok sevdiği askerlik mesleğini bırakan Başkomutan Mustafa Kemal Paşa getiriliyor. Türk'ün mahkus tarihinin değişeceği, dünya harp tarihini değiştiren Sakarya Meydan Muharebesi ve büyük taarruz gibi bir cehennemi yöneten, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir Türk askeri olan Mustafa Kemal Paşa ve ordusuna bugün hakaretler ediliyor. Aleyhinen Mustafa Kemal Paşa düşmanlığı yapılıyor. Türk düşmanlığı yapılıyor bu topraklarda. Yıllarca bu ülkede kardeş ve barış içinde yaşarken 2008'de Dağlıca baskınında Aktütü'nde şehitleri verdiğimiz zaman bu millet sokaklarda yürürken bugün sokaklarda yürümeye korkuyor. Korkmayacaksın. Sen Türksün. Sen Mustafa Kemal Paşa gibi bir kahraman ve ırkın, Türk ırkının avadısın. Bu tarihi boyunca böyledir. Biz zaferlerden zafere koşmuş ulusun çocuklarıyız. Her kim Mustafa Kemal Atatürk'ten rahatsızsa bu topraklarla yaşayma hakkı yoktur. Biz Arap değiliz. Ne siyaset umurumdadır ne de başka bir şey umurumdadır. Tek derdim vardır: Türkiye Cumhuriyeti şeref ve haysiyetine yönelik yapılan her saldırının karşısında Türk gençliği daima var olacaktır. Bu nettir, bu gerçektir. Herkes bunu akıllarına soksunlar. Bugün bu topraklarda eğer yaşıyorsak 30 Ağustos, yarın 30 Ağustos, tam 102 sene önce dünya harp tarihini değiştiren, herkes düşün, dünya savaş tarihini değiştiren Kara Harp okullarında Mustafa Kemal Paşa'nın savaşı hala taktik olarak öğretilirken Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında bir tek bile adını doğru düzgün duymamış insanlar televizyon programlarına çıkıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk ya efendim ay yaştı, yok efendim böyledi. Böyle olmaz. Atasına saygı göstermeyen bugün Araplara saygı gösteriyor. Bakın biz Arap değiliz ha. Tarihimiz boyunca Araplarla hiçbir zaman uyum içinde olamadık, olamayız. Çünkü onlar cumhuriyet düşmanları. Bu memleketi Araplaştırmaya çalışıyorlar. Hayır efendim, biz Araplaşmayacağız. Biz 1000 yıl önce de bu topraklarda Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi'ndeki kazandığı, Türk'ün Anadolu'ya açılan kapıları kazandığı savaşla, yurt kapatan savaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği büyük taarruz 26 Ağustos 1071, 26 Ağustos 1922. Görüyor musunuz? 1000 yıl sonra Türk'ün mahkus talihi değiştiriyor. Yani biz o topraklarda daha önceden vardık. Var olmaya devam edeceğiz. Ellerinde mikrofonlar, televizyon programları çıkanlar siyaset yapıyorlar. Ama biri demiyor ki ya efendim, bu Türk milleti nereye gidiyor? Anadolu'nun bağrından gelen bu insanlar nereye doğru gidiyor? Herkesin aklında bir dert, bir sıkıntı var. Ben ülkemin bu halde olmasını istemiyorum. Ama bu ülkenin bu hale gelmesine sebep olan her kim varsa memleket düşmanıdır, Türk düşmanıdır, Atatürk düşmanıdır. Bakın, 3 tane istismarcı bir grup vardır. 3 tane istismarcı bir grup vardır. 1- din düşmanları, 2- Atatürk düşmanları, 3- çocuk istismarcıları. Bu 3 tane baş ezilmediği sürece bu ülkede huzuru biraz zor bulacağız. Ama bulacağız. 100 sene önce nasıl yaptıysak, ordunun başına geçen Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği o savaşta nasıl yaptıysak, hala Mustafa Kemal Atatürk'ün sesi olan, onu yücelten, Türkiye Cumhuriyeti ileri bir payidar edecek bir Türk gençliği var. Her gün Atatürk'ün fotoğrafını gördüğün zaman asker selamıyla selamlıyorum. Bu saygıdır, bu minnettir. Çünkü Türk'ün mahkus talihini değiştirmiş olan, hayatta böyle bir savaşı asla olmadı, 22 gün 22 gece süren arkadaşlar, Atatürk bir gün attan düşüyor. Çok özür diliyorum. Bugün ben grip oldum geçen gün. Halsiz oldum. Atatürk attan düşüyor. Çok sevdiği adından. Cephelere dolaşıyor. Ben Ankara Polatlı'yım bu arada. Son savunma hattı olan. Düşman Polatlı'ya kadar gelmiş. Eğer Ankara düşerse bugün bu topraklarda yaşayamayız. Osmanlı'nın yok oluşunu, Türk ulusunun yok oluşu sana itilaf devletleri bu topraklarda adını hiç bilmedikleri Ankara'ya geldikleri vakitte arkalarına bakmadan kaçtılar. İmha ettik. Yunan Kara Kuvvetleri 1. Kolordu Komuta Trikopis'ten tutun, Hacı Anesi'ye kadar tutun, tarihi saygı gösteren, ölene kadar Atatürk'e saygı gösteren ve saygı anıtında bulunan Trikopis, Yunan Kara Kuvvetleri 1. Kolordu Komutanı savaşta. 1959 yılında vefat edene kadar güzel. Biz bugün İstiklal Marşı okunduğu zaman, gençliğe hitabe okunduğu zaman ve Atatürk anıldığı zaman ayağa bile kalkmaya cüret edemiyoruz. Askeri okullarda 3 tane teğmen ihraç edilmiş. İyi dinleyin. Atatürk rozetini takmayan, Atatürk'e saygı duruşunda oturan, Türk askeri diye ortalıkta gezen adam ayağa kalkmadığı için 3 tane kahraman Türk subayını ihraç ettiler. 20 günlükken Emre As vardı. Teğmen. Yakışıklı. Egeli. Bir güzel yüzü var. Keşke ben öyle bir yüz olsa. 20 gün sonra kimsenin gitmeye cesaret edemediği topraklarda 20 günlük teğmenken şehit düşüyor. Niye düşüyor ya? 34 tane askerimizi şehit verdik Suriye'de. Suriye'de ne yaptılar? Gittiler bizim bayraklarımızı yaktılar. Ya yakın tamam. Gelin bu topraklarda yapın yoksa. Ama adamlar bu topraklarda yaşıyorlar. Daha beterini yapıyorlar bize. Bizim bayraklarımıza saldırıyor. Türk askerine, Türk polisine saldırıyorlar. Sonra diyorlar ki efendim ümmet kardeşiyiz, din kardeşiyiz, sofi
bir kardeş. Ya biz kimsenin kardeşi değiliz. Biz kimin kardeşiz biliyor musun? Burada beni dinleyen kitlenin kardeşiz. Bizi anlayan insanların kardeşiz. Biz zaten birbirimize yetiyoruz. Ben ikiz kardeşimle anlaşamıyorum. 6 tane kardeş arsa için birbirini öldürürken bugün Trabzon'da yabancı topraklarda Araplara hürmet saygı gösteriyor. Tabelalar hazırlanıyor. Akıl alır gibi değil. Yani tarihini değiştirmiş, ulusunu değiştirmiş, kahraman bir ırkın avadın varken sen Araplarla ilgili diyorsun. Efendim inanır mısın? Kaç tane şehit verdik? Bir tanesi resmini bir parti binasının asıldığını gördünüz mü? Ben gördüm. Sözde bilmem neyin öldürüldü ismi bu. Hamas şeyinin lideri olan için ülkede yas ilan ettiler. Depremde binlerce insanımızı kaybettik. Hangi millet, hangi ülke bizim için yas ilan etti? Var mı? Söyleyebilen var mı? Arap olarak etmediler. 34 tane şehit verdik. Ne yaptık? Gittik kapılarında bekledik. Böyle el pençe bekledik. Ne yaptık? Ak tütünle dağılacağına şehit verdik. Ne yaptık? Efendim terör saldırısı kınıyoruz. Biz kınanmıyoruz. Biz intikam yemin ediyoruz. Biz intikam alacağız. Bu böyledir. Bunu da merak ediyorum. Buyurun sorun. Biliyorsunuz ki Irak'ta SİHA'mız düşürüldü. Haberiniz vardır gündemde, yakın gündemde. Çok net bilgim yok ama tamam. Haberi gördüm. Tamam. Bunun üzerine resmi gazetede şöyle bir haber yayınlandı. Hangi haberde gazete? De resmi gazetede. Ha, resmi gazete. Şöyle bir haber yayınlandı. Irak'ta 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı vatandaşlar ülkemize 3 ay boyunca vizesiz bir şekilde gelebilecek. Ne düşünüyorsunuz sınır güvenliğimiz hakkında? Sen sınır güvenliğimiz hakkında şunu söylemek istiyorum. Efendim bir ulusun, bir ülkenin en önemli önceliği ve devletin, hükümetin en önemli önceliği Türk ulusunu, Türk topraklarında yaşayan vatandaşlarını korumaktır. Sınır güvenliğiyle başlar. Eğer bir ülkenin sınırları açıksa o ülkeye herkes girer. Hatırlayın Hatay'da bir patlama oldu Reyhanlı'da. Şimdi Hatay yıkıldı. Anadolu'nun medeni kenti yıkıldı. 11 ilimiz yıkıldı. Asrın felaketi dediler. Sınır güvenliği nereden nereye girecek şimdi? Mayınları temizlemişler. Sınırları açmışlar. Efendim bizim sınırlarımız kapalı. Efendim bu ülkede sınır güvenliği yok. Eğer bir ülkede insanlar huzursuzsa, eğer bir ülkede insanlar muzdaripse ve bu durumdan rahatsızsa bu ülkede sınır güvenliği yok. Sınır güvenliği nasıl olur efendim? Bu şekilde. Türk'ün makus talimde işler Atatürk gücüyle Türk gücüyle ezeceksin düşmanı. Bu kadar basit. Buna yardım mı yataklık eden, sınır güvenliğimizden geçip de Türk milletini tehdit eden unsurlar Arap, Afgan, Paki bunların tiplerine bakın mı? Hepsi birbirine benziyor. En büyük düşmanımız Araplardır. Nasıl Araplardır? Şimdi bazıları diyecekler ki Arapları eleştiriyor. Yok efendim ben Arapları eleştiriyorum. Ben sadece o kitleyi eleştiriyorum. Bir yüzlerine baktınız mı efendim? Bakın Türk milletinin yüzüne bakın. Bir de Arapların yüzüne bakın. Arada ne kadar fark var? Afgan, Paki, Suri bilmem ne falan. Ya bunlar ki? Bunlar bizim sınırlarımızdan geçtiler. Adamlar kaçıyor. Avrupa ülkesine gitmek istiyor. Biz yakalıyoruz geri getiriyoruz. Bırak gitsinler. Avrupa ne yaptı? Bize bir anlaşma imzalattırdı. Efendim sen bakacaksın. Baktığın zaman da ben rahat edeceğim. Nasıl rahat ediyoruz? Farkındasınız. Kiralar uçmuş. Bu çocuklar yarın bir gün büyüdüğü zaman sınır güvenliği bunlar için de tehlike. SİHA'mız düşürülmüş. Düşürülebilir. Kim düşürdüyse bunun hesabını soracaksın. Misillemesiyle soracaksın. Ondan sonra keyfine bakacaksın. Düşebilir. Yenisini icat ederiz. Yapabiliriz. Biz güçlü bir ülkeyiz. Mevzu zaten düşürülmesi ya da düşürülmemesinden ziyade asıl gündem şu. SİHA düştükten bir gün sonra resmi gazetede yayınlanan Irak... Yazı dün yayımlandı, SİHA bugün düştü. Mevzu şu yani, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı vatandaşların ülkemize vizesiz girebiliyorken biz Irak'a vizesiz giremiyoruz. Mevzu bu. Sen köprüden geçerken beni para ediyorsun yani, düşünebiliyor musun? Boğaz Köprüsü'nden geçerken. Hiç geçmediğin köprü otoyollarına para ediyorsun. Bunun gibi bir şey yani. 15 ve 50 yaş Iraklı vatandaşlar. Ya bu Irak'ta bakın PKK sözde Kürdüs'te hayalleri dolaşan bazı andavallar var. Eğer etrafta böyle andavallar varsa onlar da dinlesin. Adamlar orada güçlenecek. Amerika Dışişleri, eski Dışişleri Bakanı ismini hatırlayamıyorum. Bir açıklama yapıyor. PKK biz kurduk, hazırlatıyoruz. Adam çıkıyor Selahattin Demirtaş'a bile terörist diyemiyor ya, düşünebiliyor musunuz? Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen adamlara terörist diyemiyorsunuz. Türk dediğin zaman, terörist dediğin zaman sen suçlusun. Sen doğruysan sen suçlusun. Böyle. Biz istemiyoruz. Bu çocuklar bakın yarın bir gün Avrupa ülkelerine gidip okumaları lazım. Batı'nın modernleşmiş sistemini görmesi lazım. Çünkü bu ülkede 29 yıldan beri varım. Var olmaya devam edeceğim. Son nefesime kadar da Atatürk'ün ve Türk milletinin yolundan ayrılmayacağım. Bu nettir, bu gerçektir. Her kim Atatürk düşmanlığı ediyorsa sadece yarın 30 Ağustos'ta şu heykelin önüne gitsin, bir saygı duruşunda dursun. Bir dakika. Gideceğim onu alnından öpeceğim. Sınır güvenliği bu çocuklar için tehlikeli abla. Ben artık kendimden vazgeçeyim. Mustafa Kemal Paşa gibi. Vatanı kurtarma derdiniz bir yerden var. İnsanlar bazen bize hayalci diyorlar. Bazen diyorlar heyecanlı diyorlar. Hayır efendim biz hayalci değiliz. Çünkü Mustafa Kemal Paşa dedikleri gibi bize sesleniyorlar. Çünkü sen onun gencisin. Sen onun yolundan giden bir ışıksın. Bu çocuklar yarın bir gün gidecekleri tek bir yol vardır. Arapların yolu değildir. Türk milletinin makus talihinde işten başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gitmektir. Onun yolunda hiçbir zaman karanlık olmaz. Onun yolunda hiçbir zaman umutsuzluk olmaz. Eğer umutsuzluğa düştüğünüz zaman çocuklar Mustafa Kemal Paşa'yı hatırlayın. Çünkü çöktü denilen bir ulusu kurtarıp yeni bir modern devlet kurdu. Asıl bizim meselemiz o. Bu çocuklara ulusun gerçek sahibinin, gerçek kahramanların kim olduğunu göstermektir. Siyaseti zaten herkes konuşuyor. Eğer sınır güvenliğimizi koruyamazsak inanın yarın sokakta demokrasi aramayı bırakın ekmek bile bulamayacağımız günler gelir. Hattı müdafaa yoktu, sattı müdafaa vardı. O vatan bütün satı vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanlarıyla sulanmadıkça vatan terk edilemez. Hatay'da deprem oldu, Adıyaman'da deprem oldu. Uyardılar, dediler ki ya deprem oldu.
olacak dediler. Bilimle konuştular. Onlar ne dediler biliyor musun? Depremle bir zinadan öldü dediler. 493 tane arkadaşımı kaybetti. Binlerce insanımı kaybetti. Belki hepimizin kaybı vardı. İnanabiliyor musun? Zina dediler. Sizce bu cehalet mi daha tehlikeli yoksa sınır güvenliği mi daha tehlikeli? Bence içimizdeki cehalet. Çünkü Mustafa Kemal Paşa ilk önce milli cepheden başladı. İç cepheden başladı. Dış cepheden bütün emperyalist kuvvetleri koydu. Adamlar arkasına bakmadan kaçtı. Sen Araplara okul yapıyorsun. Sınır güvenliği tehlikende. Elini kolunu sallayarak gidiyorlar. Abla biz askerinin önünden geçtiğimiz zaman, Türk askerinin olduğu yerden geçtiğimiz zaman biz saygıyla geçerken adamlar bizi Türk bayraklarını taşıyorlar. Eskiden olsaydı onları bir mermiyle indirirdik biliyor musun? Öyle kahraman bir ordumuz var bizim ha. Bakmayın siz. Ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Ordunun içinde hala tarikat ve cemaatler var. Türk ordusu 2233 yıldan beri var olmuştur. Zaferlerden zafere koşmuş komutanları vardı. Metan, Alparslan'dan tutun, Melikşah olsun, Buminkan olsun. Bunlar Türktür yani. Atasını bilmeyen it peşinde gezer. Bunu da herkes bilsin yani. Şunu da söyleyeceğim. Biz gençlere diyoruz. En büyük hayaliniz nedir? En büyük hayaliniz nedir? Yurt dışına gitmek. Yurt dışına gitmek istiyorum. Bu ülkeden kurtulmak istiyorum diyor. Ben de gençlere diyorum ki sen gidersen ben gidersek o giderse ülke kime kalır diyorum. Ülkenin kime kalacağı da belli. Ne düşünüyorsunuz gençlerin yurt dışı merakı hakkında? Gençler bazı konular haklı. Gitmek istiyorlar. Üzülüyorum ama gitmeyecekler. Abisinden bir dinlesin. Arkadaşlar ben 29 yaşındayım. Hayatta birçok başarıyı elde ettim. Birçok bazı şeylere ulaşabildim. Gördüm, bildim. Ama bu ülkenin gerçek sahipleri bu çocuklar ve bizden sonraki gelecek çocuklar. O yüzden vatanımızı terk edersek arkadaşlar vatan sahipsiz kalır. Çünkü biz yıllar önce bir avuç Türk olarak cepheden cepheye koşmuş bir kahraman ırkın avadıyız. Bu topraklarda kalacağız arkadaşlar. Yurt dışına gideceksek Türk'ün, Cumhuriyet'in, Atatürk'ün gençliği olarak bizi orada temsil edeceksiniz. Tıpkı Atatürk'ün yaptığı gibi. Gençlerimizi yurt dışına gönderdi, modernleşmesini istedi. Ve onlar geleceğe ışık tuttular. Düşünebiliyor musun aynı? İşte bu çocukların yapacağı bu. Eğer yurt dışına gitmek istiyorlarsa her gittiğiniz topraklarda her kim Türk'ün aleyhine, Atatürk'ün aleyhine buluyorsa dimdik karşısında durur. Bu kadar. Konuşacak çok şey var. Şunu da merak ediyorum. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Türkiye'nin en büyük problemi cehalettir. Bizi bu hale sokan cehalettir. Başka bir şey değil. Biz bakın ben insanlarımı seviyorum. İnsanları seviyorum. Ama insanlara baktığım zaman bazen içlerinde bazı şeyler var. Sıkıntılar var, dertler var. Anlayabiliyorum. Ama bizim çocuklarımız olduğu zaman bu çocukların çekmemesi için hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Eğer bir sistemden rahatsızsanız değişim her zaman önemlidir. Diyorlar ki Türkiye deneme tahtası mı? Biz niye deneyelim bir şeyleri değiştirmeye çalışalım? Böyle bir dönemde değiliz diyorlar. 100 sene önce İngiliz donanma kuvvetleri, Fransız donanma kuvvetleri diye Anzaklar çıkarma yaptıkları zaman topraklarımıza Osmanlı'ya Serv Anlaşması imzalatmış. Bizim aslımız Mondros müteakiresi. Serv Anlaşması imzalayan önce sırtını Allah'a yaslayıp sonra damat Ferit Paşa, İngilizlere yaslayan bir damat Ferit Paşa hükümeti var. Biz Ankara hükümetinin yanındayız. Daha sonra tabii bunlar o Osmanlı'nın varlığını devam istedikleri için ve hayalleri suya düştükleri için bunların hala kuyruk acıları var. Bunların o kadar büyük bir kuyruk acısı var ki anlatamayız. Anlatmakla bitmez. Türkiye güçlü bir devlettir. Sadece cehaletten kaybediyordur. Aslında çok yüce bir millettir. Peki sizce bu cehaletin sebebi eğitimsizlikten kaynaklı mı yoksa ahlaktan kaynaklı? Her şeyi dinle bir arada tutmaktan kaynaklı. Dinle devlet işlerini neden ayıramıyoruz? Ya da dinle devlet işlerinin birlikte olmasından dolayı mutluluk duyan bir kesim de var. İşte aman CHP gelirse din elden gider, iman elden gider diyen bir kesim de var. Ne düşünüyorsun? Ben şunu söylemek istiyorum. Onları evet görüyorum ben. Olabilir. Olabilir. Maalesef bu tür örnekler var. Adam ne? Din elden gideyim. Ondan sonra saçma sapan şeyler söylüyor. Bak 88 yıl önce laiklik ilkesi anayasaya koymuş. Adamlar hala düşman. Yaşasın şeriat diye bağırıyorlar. Yani kuyruk acıları buradan geliyor. Yani Atatürk o laiklik ilkesini koymasaydı abi gün var ya peçeyle herkes dolaşırdı. Afganistan gibi olurduk. Bu bir örnek. Türkiye'nin konumdaki bu cehalet sisteminin derhal temizlenmesi için içimizdeki şeyden başlayacağız. Yolumuz zaten belli. İkinci olarak bulunduğumuz konumdan bir Türk genci olarak rahatsızlık duyuyorum. Rahatsızlık duymamın nedeni de zaten size bunu açıkladım. Ekonomik anlamda sizce ülkemizin akıbeti ne olacak? 5 yıl sonra ülkemizi hangi konumda görüyoruz? Şimdi 5 yıl sonra ülkemi hangi konumda görüyorum? 5 yıl sonra bu ülkemi ne halde görüyorum? Güzel günlerde görüyorum. Umutsuz düşünmüyorum. Umutsuz düşünürsek orada kaybederiz. Çünkü bu gençliğe Atatürk'ü ışılacak olanlar bizleriz. Başkası değil. Ben Atatürk'ü bu arada okul sıralarında öğrenmedim. Kendim araştırdım. Ne güzel. Kendim okudum, öğrendim. Umarım her genç senin gibi bilgiye hakim olur. Şunu da söylemek istiyorum. Cehaleti yeneceksek işte bu şekilde yeneceğiz. Emin olun. Ben yarın 30 Ağustos'ta paylaşmış olacağız. 30 Ağustos'la ilgili de buradan bir şeyler söylemek istersen bitiriş konuşması da 2-3 dakika konuşabilir miyim? Tabii ki de. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben gerçekten Türk'ün mahpus talihini değiştiren Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ve Kahraman Türkçülü arkadaşlarını bir kez daha burada bu vesileyle saygı ve sevgiyle anıyorum. Ona olduğumuz minnet, ona olduğumuz hürmet ve ona göstermiş olduğumuz saygı ve Mustafa Kemal Paşa'ya beslediğimiz olan bir büyük insanlığı anlayamayan insanlara bir mesajım olacak. Biz bu toprakları kolay kazanmadık. Tam 22 gün 22 gece süren büyük taarruzu yöneten Mustafa Kemal Paşa bugün böyle umutsuzluğa düşüyor. Umutsuzluğa derken şu şekilde bir telefon bekliyor büyük taarruz için. Avran bir telefon çalıyor. Arayan ya Kazım Karabekir'di ya da Fevzi Çakmak'tı.
yoğunluğu. Plane hücum marşı çalıyor. O anda taarruz etmeye kalkarlar. Afyon Kocatepe'de taşın üzerine çıkıyor. Sis çekiyor. Askerlerimiz kibrit bile çakmadan o soğukta, Ağustos soğuğunda Ankara tepelerinde Yunan Kara Kuvvetleri'nin karargahına girecekler. Tarihte eşi benzeri görülmemiş. Mustafa Kemal Paşa diyor, sen deli misin diyorlar. Karargaha nasıl saldıracaksın? O da diyor ki bırak diyor gelsinler. Bütün sorumluluk bana aittir diyor. Umutsuzluğa düşüyor. Taşın üstüne çıkıyor. Şu meşhur pozunu yapıyor. İşte tam saat 5.30'da o kulağa sağır diye dalga geçenler iyi dinlesin. İsmet Paşa topçu atışlarıyla birlikte Yunan Kara Kuvvetleri neye uğradıklarını şaşırırlar. Ve Yunan Kolordu komutanını, baş komutanını esir alan bir Türk ordusu var. Böyle bir savaştır. Çok da uzatmayacağım o yüzden. Türk gençliğinden bir isteğim var. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği gençliğe hitabeyi okumanız ve anlamanız. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin Atatürk'ün gençliğe hitabesine vermiş olduğu cevabı okumalısınız. Umutsuzluğa düşmeyin, karamsarlığa düşmeyin. Sadece 2 dakikada anlattığım büyük taarruzu yöneten Mustafa Kemal Paşa. Çok umutsuz. Umutsuz olma teyze. Ben umutsuz değilim. Sen umutsuz olma. İşte teyze, bak, işte bundan kaybediyoruz. Kaybetmemize sebebi bu. Bu kadar basit. Anlayabilir miyim? Örnek işte. Bundan kaybediyoruz. Cehaletin, Türkiye batmış. Cehaletin ne diyorsun? Türkiye batmış bunu. Cehaletin araya girmesiyle biz kaybedeceğiz. Ama kimse umutsuz olmasın. Eğer kim umutsuz oluyorsa hakkımı ona helal etmiyorum. Kimse umutsuz olmayacak. Ben hiç halal etmiyorum. Hiç halal etmiyorum. Konuşsun. Ağzında diş yok. Konuşuyor. Ne diyebilirsin yani? Ne dediği belli. Diyor ki Türkiye batmış artık. Türkiye batmış abi. Anne, batmış abi. Ben hiç hakkımı helal etmiyorum. Tamam, ben de etmiyorum. Bütün haklarımı götürüyorlar. Çalıp çırpıp götürüyorlar. Ben hiç hayal etmiyorum. Ben de etmiyorum. Teşekkür ederim. Ne demek amca? Estağfurullah. Amca biraz sertten girdi. Biz direkt 30 Ağustos'un öneminden gittiğimiz için biraz ortalık karışabilir. Biz kestirmeden gitmedik amca. Yani arkadaşlar, büyüklerim, abilerim biraz burada fazla konuştum ama uzun zaman... Atatürk boşuna gençliğe vermedi bu şeyi. Sizlere bak bayram etti. Sizler şey yapmanız lazım. Artık bizden geçti. Geçti yani. Onun için mutlaka bir şeyler yapın. Bu ülke böyle olmaz. Teyzeyi öncelikle saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. İyi akşamlar teyzeciğim. Bizim istediğimiz, bizim büyüklerimizin Atatürk gençliğini görmesidir. İşte bizim istediğimiz bu. Onlar belki umutsuz olabilirler. Onların işlerinde bir umutsuzluk var ama onların güvendiği bir şey var. Türk gençliğine güveniyorlar. Tıpkı Ankara Meclisi'nin önünde Yunan Kara Kuvvetleri 800 gün boyu ilerledikleri ardından Türk'ün azim ve direnci yok edecekleri zaman Kütahya, Eskişehir, Dumlupınar'ı kaybettik ya. Orada halk meclisin önüne gidiyor. İşgallere bir sorumlu arıyor. Mustafa Kemal Paşa bütün sorunu üzerine alıyor. Halk ona güveniyor. Mustafa Kemal Paşa onlara inanıyor. Bir arada biz şeyde kaldık. Şu zafer mesajını bir vereyim. Ben buradan bir kez daha... Helal olsun. Bir dakika abi, bir şey konuşacağız bir dakika. Onun sonra konuşacağız. Biz görüşürüz. Umudum var. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Sadece şu mesajı yayınlamak için biraz sesli yayınlayacağım. Tarih 1921. 13 Eylül'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun başında bulunan İsmet Paşa 3 gün boyunca genel taarruzlara karşı Yunan Kara Kuvvetleri'ni Sakarya'nın batısına doğru götürüyor. 21 Eylül 1921 yılında Türk orduları başkomutanı Mustafa Kemal Paşa'nın ordulara gönderdiği bir bildiri yayınlıyor. Arkadaşlar, sizler için giriştiğimiz bu muharebede Sakarya Meydan Muharebesi gibi adı her zaman anılacak büyük bir zafer elde ettiniz. Benim gibi yıllarınızı saflarında ayırmış bir silah arkadaşlarınız olarak ezilmiş, kahredilmiş düşmanın geri çekilişinin ardından sizler için duyduğum minnet ve mutluluğu, sizler için duyduğum kıvancı, mutluluğu ve paylaşmayı isterim diyor. Sizlerle birlikte bu kutlu yolda, bu en güzel yolda olmaktan dolayı bir insan için en güzel alın yazısı olabilecek mutluluğu ve kıvancı duyduğumu, hissettiğimi söylemek isterim diyor. Türk ordusuna gönderiyor. Türk ordusu 1921'de, 1922 yılında artık halk umutsuzluğa düşmüş. Atatürk 1919'da İstanbul hükümeti tarafından Samsun'a gönderiyor. Adını bile hiç duymadıkları İtilaf Devletleri Mustafa Kemal Paşa'yı hayalci sanıyorlar. Orada bulunan Samsun'da insanlar, Anadolu'da bulunan Gürcüler, sözde devlet kurmak hayalleriyle o topraklara bulunan insanlara tepki gösteren Samsun halkını Mustafa Kemal Paşa gördüğü vakitte orada bir kıvılcım ateşi yanıyor. İşte bu Kurtuluş Savaşı'nın mücadele ışığı Samsun'da başlıyor. Hemen İstanbul hükümetine bir telgraf çekiyor. Samsun raporunu gönderiyor. Milletinin yanında oluyor. Kalkıyor, Amasya Genelgesi düzenliyor. Havza Genelgesi, çok üzülüyor. Havza Genelgesi'ni düzenliyor. Vatanın her karış toplandığı insanlar işgallere tepki gösterecekler. İstanbul hükümeti görevini yapmazsa protestolar çekilecek Ankara hükümeti tarafından. Kısaca anlatıyorum. Amasya Genelgesi Türk Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirleniyor. Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi derken savaştan çıkmış, ordusu cephane el konulmuş bir ordu var karşımıza. Ama Mustafa Kemal Paşa çok sevdiği mesleği Erzurum Kongresi'ne bırakıp sineyi milliyete dönüyorum dediği anda askerle siyaseti birbirine karıştırmamayı biliyordu. Ordu onu yaptı. Daha sonra ordunun başında bulunan Fevzi Çakmak Paşa, o zaman Genelkurmay Başkanımız Kazım Karaca. Nice komutanlarımız var, isimlerini saymakla bitmeyecek, hiç duymadığımız bile. Kütahya, Eskişehir'de, Afyon'da bu savaşı kaybettiğimiz vakitte savunmada 1. İnönü, 2. İnönü muharebesini kazanıyoruz ama Türk ordusu savunmada bekliyor.
1683 yılından beri Viyana Savaşı'ndan sonra savunmada beklenen Türk ordusunun temelinde taarruz yatağı. Tarihte budur. Taktiklerimiz, savaş taktiklerini bekliyor. Halk umutsuz hali şey ya. Ordunun başına Mustafa Kemal Paşa gidiyor. Düşmanı kendi topraklarında Bozkır'ın içine hapsediyor. Ankara'nın Bozkır'ı. Ankara'da yol mu var o zamanlar? Yok. Düşman kara kuvvetleri 856 tane kamyonla birlikte Kütahya Eskişehir'de ikmal yolları yaptığı için oraya tepeleri alıyorlar. Ama Polatlı mevkiinin Haymana noktasına şey yaptıkları vakitte Yunan kara kuvvetleri ikmal yollarını kapatıyorlar. İkmal yolları kapatınca ne olur? Yemek yiyemezsiniz. Silah cephane olmaz, kumaya olmaz. Yani orduyu içten içe fethetmeye çalışıyor Mustafa Kemal Paşa. Daha sonra tekalife milli eminleri çıkarıyor. Başkomutanlık kanunu veriliyor. Tekalife milli emini çıkıyor. 10 madde. Anadolu'da bulunan her insan bir hurda parçasını bile Türk ordusuna bağışlayacak. Bozuk raylar, çatılar sökülerek onarılacak. Böyle bir millet. Herkes bir olmuş. Ellerinde cephaneler, silahlar Türk ordusuna yardım ediyorlar. Ya cephede su verirken şehit düşen annemiz var bizim. Anlatabiliyor muyum? Onu herkes görmüştür yani. Gözü dolgulanmaz mı? Ama Arap için yas ilan ettik. Düşünebiliyor musun? Devam edeyim. Ondan sonra Mustafa Kemal Paşa orduyu, cepheyi içinde yönetiyor savaşı. Öyle Yunan kolordu komutanları gibi denizden yürütmüyor. Zaten Yunanistan bizim ülkemize çıkacak bir gücü falan yok. İtilaf devletlerine güveniyor. İşte o 22 gün 22 gece süren muharebeyi anlatırken insanın gözlerinin dolmaması imkansız. Anadolu'dan gelen Türk evlatları bugün Ankara'ya çevrelen tepelerde yatıyor. Kayseri Lisesi'nin öğrencileri 1920-1921 yılları arasında Sakarya Meydan Mahallesi şehit düştükleri için okula o yıl mezun veremiyor. Trabzon Lisesi, İzmir Lisesi, Abdurrahman Paşa Lisesi, Kastamonu. Bütün öğrencilerini şehit verdiği için mezun veremiyorlar. Taş mekteplileri bir gün geçen gün küfür etti bir tane. İsmini anmak istemediğinden. Taş mektepliler işte bunlardı. Daha sonra Anadolu'nun gelen Türk evlatları nasıl o topraklarda Ankara bağrına bastıysa tıpkı 1938 yılında başkomutanı Mustafa Kemal Paşa'yı da Ankara'da bağrına basmıştır. Bizim Atatürk bağrımızda yaşıyor. Bu kadar basit. Atatürk ölümsüz bir lider. Sadece insanlardan istediğin şey Türk'ün azim ve direncini kıran Türk Kurtuluş Savaşı'nı araştırmaları. Atatürk'ün ilkeleri vardır. Savaşlar zekayla yönetilir, stratejikle yönetilir. Mustafa Kemal Paşa bunu yaptı. Hangi yerden başlayayım abla? O kadar duygular ifade etmek zorlanıyor ki. Ben şöyle bir bitiriş alalım. Tamam. Atatürk'ün en sevdiğiniz sözü nedir? Benim 30 Ağustos'a özel söylüyorum. Zafer benimdir, evet. Diyenindir diyorum. Sizden de alalım. Zafer benimdir diyenlerindir. Başka kimsenin değildir. Zafer Türk milletinindir. Türk milletinin tekrardan bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'yı da saygı ve minnetle selamlıyorum. Bu vatanın topraklarında bağrına basan Türk evlatlarını, Türk ulusunu minnet ve saygıyla tekrar selamlıyorum. Son sözümü söylemiyorum. Ya istiklal ya ölüm. Çünkü Türk milleti tarihi boyunca esaret altında kalmamıştır. Kalamaz. Teşekkür ediyoruz. Ağzında sağlık. Hep birlikte buradan seyircilerimizin de 30 Ağustos bayramını kutluyoruz. Sizin de ağzında sağlık. Hoşçakalın.